Ay keşke beni uyandırsaydın ya. Ben de yorulmuşum herhalde, derin uyudum. 3 sezondur Yasak Elma dizisinde yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, Bebek'te bankamatikten para çekerken kameralara takıldı. Eda Hanım merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? İyi, size teşekkür ederim. İyi gidiyor, dizi seti var işte. Birazdan başlıyor. Sete doğru gidiyorum. Güzel oyuncu pandemi ortasında dizi çekmenin zorluklarından bahsetti. Doğru gidiyorum. Güzel gidiyor. Evet. Sezonun aslında reytingini arttırıyor, neler söyleyeceksiniz? Evet, güzel gidiyor. Yasak Elma'yı seviyor seyirci. Biz de yaptığımız işi seviyoruz. İnşallah her şey iyi gider. Covid ortamında da işsiz kalmayan sektörlerden olduğumuz için de şanslıyız. Bir yandan zor oluyor. Fedakarlık gerekiyor yani. Sağlık açısından da her şey açısından da daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bir yandan da iyi, öyle. Eda Ece, set dışında kendisine ayıracak pek fazla zamanının kalmadığını söyledi. Bunun dışında nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Yani set o kadar büyük bir yoğunluk ki siz bunu bilen insanlarsınız. Yani başka, inanın, hiçbir şeye vakit kalmıyor. Sadece çalışarak, uyuyarak geçiyor. Yasak Elma'nın şahikası Nesrin Cevatzade'nin Bir Başkadır adlı dijital dizide Total seyircisine küfür ettiği sahne yapımcısını kızdırmıştı. Cevatzade'nin diziden ayrılmasına karar verilmiş ancak şahika karakterinin senaryodaki ağırlığı ve Eda Ece ile Şevval Sam'ın da araya girmesiyle beraber yaşanan kriz tatlıya bağlanmıştı. Ay, fotoğraf istiyorlar, sarılmak istiyorlar, öpmek istiyorlar. Total iş yaptın mı böyle oluyor işte. Dijitale düzgün bir iş gelmedi. Nesrin Hanım'ın Bir Başkadır dizisinde Total izleyicisini aşağıladığı için yapımcısının diziden atacağına dair haberler çıktı. Yo, Nesrin devam ediyor. Zaten izleyenler de bunu görüyor. Çok haberler yani... çıktı sonrasında, hatta sizin ve Şevval Hanım'ın Fatih Bey'le konuştuğu haberleri çıktı. Yani Nesrin senaryo olarak devam ediyor. Şahika çok sevilen bir karakter. Öyle bir ayrılma durumu şu an söz konusu değil. Öte yandan Eda Ece'nin geçen aylarda barıştığı basketbolcu Buğran Tuncer'le Ulus'ta ev tuttuğu öne sürülmüştü. Bazı haberler de çıktı Buğran Bey'le Ulus'ta ev aldığınızda dair, siz de... Evet, orada yani o kadar garip haberler yapıldı ki yani sizin de yaptığınız haberin tutarlı olması gerekmiyor mu? Yani bir kiraladı dediler, satın aldı dediler, beraber yaşıyor dediler, tek yaşıyor dediler yani herkes bir yorum yapıyor herhalde, böyle emlak haberleri seviliyor mudur nedir ama... yani öyle bir şey yok. Ben kendi evimde kendim yaşıyorum. Yani evli değilim. Kimseyle de yaşamıyorum. Tamam. Peki, çok teşekkürler. Rica ederim. Daha önce sık sık çevresine yardım ederken görüntülenen ünlü oyuncu bir mendil satıcısını da geri çevirmedi. Eda Ece hayranlarını kırmadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Ay, şu an heyecan yaptım. Maskeyi çıkartın değil mi? Tabii, bir saniyeliğine çıkartın. Tamamdır. Fotoğrafı mesafe gitti ama. Antikorlu yazın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ olun. Ünlü oyuncu Buğran Tuncer'le ilişkiniz devam ediyor mu sorusunuysa yanıtsız bıraktı. İlişki devam ediyor muydu bu arada? Onu sormamıştım. Hoşçakalın. Teşekkürler.